Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün ev yapımı makarna yapacağız. Evet, doğru duydunuz. Biliyorum, herkes makarna çok seviyor. Makarna sevmeyen olamaz. Ya da ben en çok sevdiğim şey olduğu için bana öyle geliyor. Bugün siyez unuyla hem de mis gibi ev yapımı makarna yapacağız. Yapımı gerçekten hiç zor değil ve böyle aslında böyle pazar aktivitesi olarak evdekilerle beraber hem eğlenip hem de böyle kolayca yapabilirsiniz. Bunu göstermek için bu videoyu çekmek çok istedim. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi bugün makarna yaparken ben birazcık destek alacağım. En yakın dostlarımdan biri mutfakta, YMF mutfak şefinden yararlanacağım. Bu tarz böyle hamur işi, poğaça, makarna, kek falan gibi tariflerde, hele ekmek gibi böyle tutması kıvamı zor tariflerde gerçekten çok kurtarıcı. Çünkü hem her hamur tipi için ayrı bir böyle dönme aparatı var, hem de bir sürü dönme hız ayarı var. Hem de bütün eve yetecek kadar büyük bir haznesi var. Böylelikle kalabalık sofralara da yetecek içerikleri ben hazırlayabiliyorum. O yüzden bugün ben bundan yararlanacağım. Ama yaparken tabii ki evinde mutfak şefi olmayanlar için de nasıl yapılır? Ufak ufak tüyolar vererek gideceğim. Şimdi unları mutfak şefine alıyorum. Tarifin en önemli püf noktası un miktarı. Kişi başı 100 gram un. 100 gramın ne kadar? Yaklaşık bir kupa kadar. Eğer tartınız, teraziniz varsa ölçün. Ölçerek en garanti miktara ulaşabilirsiniz. Ama eğer yoksa göz kararı olarak yaklaşık bir kupa un kişi başı. Ben bugün 2 kişilik bir tarif yapıyorum. 200 gram un koydum. Kişi başı bir tane de yumurta. Bir fiskede tuz. İyice karışması için arada bir açıp şöyle kenarlarındaki unları toplayabilirsiniz. Peki sizin evinizde mutfak şefi yok. Bunu nasıl yapacaksınız? Yapmak gereken temiz bir tezgah ya da tahta üstüne böyle yanardağ şeklinde unu açmak. Yani ortası boş, kenarları dağ gibi olacak şekilde. Yumurtaları ve tuzu ortadaki boşluğa kırmak ve kenarlardan toplayarak yaklaşık 10-15 dakika iyice yoğurmak. Eğer hamur birleşmezse sakın korkmayın. Siyez unu bu. İçindeki gluten miktarı beyaz una göre daha az. O sebeple birazcık zaman alıyor. Oyun hamuru, çocuğunuzun oyun hamuru ya da çocuklukta oynadığınız oyun hamuru diyeyim. Kıvamına gelene kadar sabırlı bir şekilde 10-15 dakika böyle dışlardan içe gelecek şekilde elle yoğurabilirsiniz. Şu an ben YMF mutfak şefiyle de yaklaşık 10 dakika orta ayarda çalıştırarak hamur kıvamına getiriyorum makarnayı. Hamur toplayana kadar hiç stres olmayın. Aynen böyle top gibi kendini topluyor. Hiç ellemeden, ekstra un katmadan, yumurta, su vesaire hiçbir şey katmadan hamuru aslında böyle sert bir oyun hamuru kıvamına gelene kadar makinede çalıştıracaksınız. Şöyle çıkardıktan sonra temiz bir tezgah üstünde hafif elinizle de en son şeklini verip bir süre beklemeye alacağız. Makarna yapmanın en büyük püf noktalarından biri bu. Şimdi bunu bir streç filme sarıp yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında kenarda bekleteceğim ki içindeki işte gluteni iyice bıraksın. Aslında bu kadarcık bir hamurumuz var. Streç filme de sardım. Şöyle oda sıcaklığında bir bezin arasına bırakıp onu yarım saat uykuya bırakıyorum. Ben bugün bir tane pesto sos yapacağım. Hızlıca. En sevdiğim şeylerden biri çünkü böyle taze pesto sos yapmak. İlk yapmak gereken genelde işte dolmalık fıstık kullanılır ama dolmalık fıstık artık çeyrek altın değerinde olduğu için ben bugün cevizle yapacağım. Cevizle de harika oluyor. Hiç merak etmeyin. Alternatif bir ürün olarak aklınızda olsun. Ama en büyük püf noktası cevizleri sos haline getirmeden önce şöyle tavada biraz kavurmak ve yağını çıkarmak. Cevizleri koyduk. Şöyle bir bağ fesleğen. Gözünüz korkmasın. Fesleğen zaten çok çabuk ölen bir sebze. O yüzden böyle dolu dolu koyabilirsiniz. Şöyle birkaç damla limon suyu. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar gibi aklınızda kalsın. Zevkinize göre bir diş ya da iki diş sarımsak. Ben şimdilik bir diş atayım, şimdi şey yapmayayım, ev ahalisini rahatsız etmeyelim. Şöyle güzelce bir miktar tuz. Bolca karabiber. Ve bolca zeytinyağı. Şimdi çalıştıralım.
tamamen homojen bir kıvam olana kadar çalıştırmak lazım. Şu an hala birazcık içinde böyle parçacıklar var. Şöyle yemyeşil bir renk oluyor. Arada böyle açıp bir kaşık yardımıyla kenardaki parçaları da şöyle ortaya atıp kremamsı bir kıvam arıyoruz pesto sosta. 2-3 dakika içinde olacak. Makinenizi de çok yormadan böyle durdura durdura çalıştırabilirsiniz. Evet, yarım saat geçti. Şimdi merasimle hamurumuzu açıyoruz, çıkarıyoruz. Şöyle bir kaşık falan. Çok fazla un koymayın açarken. Çünkü hani bu açma makarna olduğu için o unlar hep makarnayı ağırlaştırıyor ve böyle pişerken lezzetini birazcık yapış yapış yapıyor. O yüzden açarken ne kadar az un o kadar iyi. Şöyle ortaya koydum. İlk başta şöyle birazcık elimle açıyorum. İyice bir yayıyorum. Kabataslak elimizle açtık. Şöyle birazcık üstüne bir çimdik un atıyorum. Ve açmaya başlıyorum. Ve ortadan kenarlara doğru açacağız. Ki her taraf eşit oranda açılabilsin. Şimdi bu hamurun iskambil kağıdı kadar ince olması lazım. Şu an hala birazcık kalın ama hani işin güzel tarafı her tarafı eşit seviyede. Yani bir tarafı ince bir tarafı kalın kalmaması lazım. İskambil kağıdı kadar ince olması da ne demek? Yaklaşık çapının şöyle 40-50 cm genişliğinde olması lazım. Şimdi şöyle göstereyim. Bu incelikte bir hamur olacak. Bu noktadan sonra işte spagetti mi olacak, incecik linguini mi olacak, tagliatelle mi olacak tamamen sizin zevkinize kalmış. Kestiğiniz kalınlıklar makarnanın cinsini belirliyor. En güzel sonucu şöyle bunlar irmikte bir 15-20 dakika bekleyince oluyor. Daha sonra bayağı kaynamış, fokur fokur kaynamış ve içine tuz atılmış suda yaklaşık 3 ila 5 dakika arası kaynatmak gerekiyor, haşlamak gerekiyor. Bu makarnanın kalınlığına ve unun cinsine göre karar vermeniz gereken bir süre. Benim genelde böyle 5 dakika seviyesinde oluyor siyez unu olduğu için. Şimdi bunları birazcık bekletip daha sonra makarna tenceresine alıyorum. Sulu döküyorum. Çünkü onun suyu çok kıymetli. Bütün lezzet aslında o suya geçiyor. Şimdi sosla beraber sosu da böyle tavaya alıp birkaç dakika böyle kısık ateşte ısıttım. Şöyle bir dakika falan da birlikte pişsinler. Makarnanın her bir hücresine sosun böyle lezzeti işlesin. Sonra servis. Ve servis zamanı. Allah Allah. Şu an çok gururluyum ya. Anneme sesleniyorum. Lütfen videoyu anneanneme falan da izletin. Yani makarna açtım. Daha ne yapayım? Bunu yapıp yedikten sonra bence artık dışarıda makarna, paketli makarna falan yemek istemeyeceksiniz. Hem ekonomik hem de aslında yapması çok eğlenceli ve çok kolay. Ekip halinde böyle toplaşın arkadaşlarla, toplaşın aile üyeleri yapın derim. Şimdi bunu nasıl ağzıma atacağım bilmiyorum ama atacağım artık yani. Artık hoş görün, şöyle tabakla saklayayım. Harika. Harika. Gerçekten o sosun tazeliği. O makarnanın böyle yumurtalı ve taze taze oluşu. Siyez unlu hem de mideyi de çok rahatsız etmeyecek. Çok da böyle sindirim bozmadan bu böyle keyfe erebileceksiniz. Ben çok beğendim. Çok da tavsiye ederim. Siz de yapıp denerseniz bana fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Yorumlara sorularınız varsa bırakabilirsiniz. Hepsini bekliyorum. Bu ve bunun gibi onlarca sağlıklı tarif ve püf noktası için de beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki sağlıklı tarifimizde görüşmek üzere.